Gün ışığına çıkarılıyor. Trakya Üniversitesi yürüttüğü kazılarda, kazı çalışmalarında sarayın su sistemine ulaştı. Ören yerinin yıl içinde ziyarete açılması planlanıyor. İnşasına Sultan II. Murat döneminde başlandı. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi yükseliş dönemi padişahları tarafından kullanıldı. Gün ışığına çıkacak her bir detay Osmanlı tarihi açısından bir hayli değerli. Edirne Sarayı Osmanlı tarihi boyunca önemini hiç yitirmedi. Bunun yanı sıra birçok önemli olaya da tanıklık etti. İstanbul'un fethi planları bu sarayda yapıldı. Yine Bizans surlarını döven şahi topları öncelikle bu sarayda denendi. Kazı sezonuyla arkeologlar yeniden görevlerinin başına geçti. Kazı alanında hummalı bir çalışma var. Cihannuma'nın arkasında Cihannuma'ya bağlı olan hamamın temellerini bulmaya yönelik kazı çalışmalarını yürütüyoruz şu anda. Çalışmalarımız esnasında demir kapının iki yanında bulunan birbirine simetrik iki tane çeşmenin temellerine ulaştık. Aynı zamanda çeşmeden diğer yapılara doğru da dağıtım sağlayan su sistemine ulaştık. Ören yerindeki Adalet Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, saray mutfağı olan Matbaa-ı Amire'nin bu yıl ziyarete açılması planlanıyor. Matbaha doğru uzanan duvarların temizlik çalışması yapıldıktan sonra yükseltilmesi planlanıyor. Silahdarağı Dairesi ve Akağlar Hamamı'nda da kazı çalışmalarımız gerçekleştirilecek. Edirne Sarayı 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda cephaneliklerin patlaması sonucu tamamen toprak altında kaldı. İlk bölümü noktalıyoruz.